Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'ın sesini duyup duymamak ya da Figen Yüksekdağ'ın sesini duyup duymamak bu tartışmanın konusu değil. Onlar partimizin resmi olarak eş genel başkanıdırlar. Şu anda da eş genel başkanlık görevleri devam ediyor. Dokunulmazlıkları devam ediyor. İstedikleri zaman gelirler, istemezlerse gelmezler. Böyle bir ses tartışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakıştıramadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ben Sayın Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken'in konuşmasını dinlettim. Çünkü o bu parlamentonun bir üyesi. Dokunulmazlığı var ve şu anda hukuk dışı bir şekilde hem de tecrit altında Kandıra cezaevinde tutuluyor. Bu milletvekillerinin bu şekilde tutulmaları her şeyden önce bu mecliste parti ayrımı söylemeksizin ifade etmek istiyorum. Bu meclisin sorunudur. Bu parlamentonun kimliğine, çalışmalarına, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir bu. Ben dünkü duruşmayı söyledim. Orada bir yargıç şu şekilde bir saat boyunca duruşma salonunda tur attı arkadaşlar. Ve %100 meclis konuşmalarından ceza verdi. Bu hepinize yapılan bir, sadece bize değil HDP'ye, buna sizin de sahip çıkmanız lazım. Ayrıca bu böyle devam etmez. Yarın öbür gün Sayın Baluken gelip koltuğunda oturacak, Sayın Demirtaş gelip bütçe açılış konuşmasını yapacak, Sayın Yüksekdağ belki kapanışı yapacak. Hanginiz hangi yüzle bakacaksınız merak ediyorum. Kendi hukukumuzu, kendi konumumuzu kendimiz savunmazsak yargı işte bu şekilde meclisi aşağılar, tahkir eder ve meclis kürsüsündeki konuşmaları bile yargılama konusu yapar. Burada hiçbir usulsüzlük yoktur. Ben herhangi bir vatandaşın sesini dinletmedim. Bu parlamentonun grup başkan vekilinin her gün gördüğünüz Sayın Baluken'in sesini dinlettik. Bir daha olsa bir daha dinletiriz.